Hem çağrı merkezimiz hem de bizim çözüm merkezi diye adlandırdığımız ama işin özünde beyaz masa olarak yıllardan beri bilinen bir sistemin daha modern şekliyle saha uygulamalarını konuşacağız şimdi. Bir vatandaşımız dışarıdan geldiği zaman, belediyeye geldiği zaman birim birim gezmektense topluca buraya geldiği zaman belediyeden istekleri neler ise, talepleri neler ise onları iletebileceği, karşılığında cevabını alabileceği veyahut da daha basit rutin belediyecilik işleriyle ilgili belediyeden alması gereken evrakları neyse bir kalemde bir noktadan gidip kapı kapı gezmeden tabiri caizse tek noktadan alıp hızlıca işini bitirmesi için bir çalışma. Sizden beklentimiz hızlıca bu birimlerimizin buna adapte olması, vatandaşımızın da çok kısa zamanda bu hizmeti alabilmesi noktasında birimizde çalışan arkadaşları bu işe motive etmeniz, bunları belirlememiz, teknolojik altyapı ile ilgili bunları örtüştürmemiz, daha sonrasında da önümüzdeki günlerde inşallah bunu sıhhatli bir şekilde, çok hızlı bir şekilde hem kamuoyuna hem de belediyemizden hizmet alan vatandaşlarımıza bu programı yansıtmamız. Bununla ilgili Mehmet Sami'nin şimdiye kadar yapmış olduğu hazırlıklar, teknolojik olarak yapılan hazırlıklar, diğer taraftan da fen işlerimiz maharetiyle yapılacak olan Ali Bey'in fiziki mekanla ilgili hazırlıkları, her ikisini de bugün burada konuşacağız ve sonuca bağlayacağız. Hayırlı uğurlu olsun şimdiden. Evet. Kimisi internet sitemizden, kimisi mobil üzerinden, kimisi de sosyal medyadan. Bizim öngördüğümüz şu an için 5 tane ayak var. Buralardan bize başvurular sağlanacak. Ve halihazırda zaten bizim sosyal medya servisimiz, basın yayın halkla ilişkiler müdürlüğüne bağlı. Facebook'tan, Twitter'dan gelen istekleri bir şekilde ilgileniyorlar. Beyaz masamız da bir şekilde çalışıyor. Ama bunun daha profesyonel çalışması için, süreçlere uygun bir şekilde çalışması için, belli normlarda çalışması için bizim yazdığımız bir uygulama var. Tabii burada her şey entegrasyon başlangıç itibariyle. Yani yola çıkma yöntemimiz tamamen entegrasyon. Birimler birbirleriyle entegre çalışabilmeli ki süreçler çok çok hızlansın. Öncelikle bir çağrı merkezi kurguladık burada. 0352 222 70-0 numaralı telefonumuzdan bize ulaşan vatandaşlar çağrı merkezi tarafından karşılanacak ve doğru bilgiye doğru bir şekilde, hızlı bir şekilde ulaşması sağlanacak. Bununla alakalı da bir karşılama anonsunun ardından vatandaş çağrı merkezine bağlanmak istiyorsa, numaramızı arayan insanlar çağrı merkezine aktarılacak. Vatandaş çağrı merkezine birinci adımda bağlandıktan sonra operatöre bağlanıyor ve operatörden çağrı merkezine geri aktarabilir. Çağrı merkezine direkt olarak bağlanmak. İki, içerideki operatöre bağlanıp ilgili kişiye bağlanmasını sağlamak. Üçüncü de dahil numara bilen vatandaşlar direkt ilgili personelde, teknik personelde veya diğer personelde aktarılabiliyor. Bir de kentli servisimiz var. Yine vatandaşın yüz yüze belediyemizi ziyaret etmek suretiyle başvurmaların ardından görüşeceği insanlar. Burada şu an için 8 kişilik personel kadrosunu barındırabilecek bir alan düşündük. Ama 5 elemanla başlamayı da öngörmüş durumdayız şu an için. Yine belediyecilik tarafından yerel idareler nasıl yönetiliyor, hangi evlenme hizmetini kim yapıyor, mezarlık işlerini kim yapıyor, işte asli mezarlığa biz yapıyor muyuz, defin yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz? Bu gibi konularda da bilgi sahibi olabilecek, ön bilgiye sahip zaman arkadaşlar olacak. Evet. İmar ise imar, fen işleri ise fen işleri, emlak ise emlak, rutin belediyecilik faaliyetleri ve 53-93'e ait bir iş ise, mesela asli mezarlık dedi ya, asli mezarlıkta biz dahil miyiz, değil miyiz, bu tür bilgileri alabilecek diğer sekmesi olacak bir de. Maksimum memnuniyeti alabileceği bir ortam sunmak ve hizmet kalitemizi artırmak ve uzman personelle görüşmesini sağlamak. Yani vatandaş geldiği çağrı merkezinden kayıt yaptırdığı zaman veyahut da geldiği zaman buna bir numara verilecek, takip numarası. Bu numarayla beraber zaman içinde şikayetinin durumu nedir, hangi süreçtedir, kimdedir, kim ilgileniyor, o gibi bilgilere de ulaşması sağlanacak. Sizin önünüze de düşecek mesela. Siz de ya bu şikayet niye dönülmemiş veya cevap verilmemiş, sorun vereceksiniz onu. Memnuniyeti vatandaş lehine geri dönüşü de kurguladık mı burada? Sorununuz çözüldü mü? Talebiniz yerine geldi mi? Veyahut da bir memnuniyetiniz oluştu mu diye bir geri dönüşümüz olacak mı? Bunu belli bir süre tanıdıktan sonra, dönme süresi personeli tanıdıktan sonra, ondan sonra aynı servisler gibi sizin söylediğiniz soruları yöneterek
dönülmedi ve döndüyse hizmetten memnun olup olmadı. İşte Park Bahçeli'deki bir oyun grubunun bir sıkıntısı olmuş, arızayı bildirmiş vatandaş, yapıldı mı yapılmadı mı? Burada bir mescid ihtiyacı var gibi, herhangi bir şey. Yerinde hizmet gerektiren her yeri sorgulayabilir. Vatandaş gündelik ihtiyaçlarıyla ilgili beklentilerinin hepsini ölçebiliriz. Tabii. İş yapılmış, yapılmamış, doğru olmuş, olmamış. Bunu ölçebiliriz yani. Vatandaşı bilgilendirmemiz lazım. Bilgilendirmezsek olmaz. Yukarıdaki birimler çalışırken bu rutin şeylerle, sıkıntılarla karşılaşmayacaklar. Bürokrasiyi azaltma derdindeyiz. Vatandaşın beklentisini çözme derdindeyiz. Göremediğimiz en ucra, en kılcal noktalardaki sorunları görüp ona ulaşmak, müdahale edebilmek. Onun dışında da büyümemesi gereken şeyleri bir an önce şeye ulaştırmak. Bilgi eksikliğinden kaynaklanan bir şey varsa onu da vatandaşı bilgilendirmek. İmar durumuyla ilgili çıktı almak istiyorsa imar durumunun çıktısını orada verip adamı 3 kat yukarı çıkartmak zorunda bırakmayabiliriz. Burada da imar çapını verebilirsek orada %10, 20, 30 neyse birimin iş yükünü azaltabilirsek ne mutlu. Bizim hedeflediğimiz kitle belediyeyi tanımayanlar. Kim ne zaman bizden ne şikayette ve ne istekte bulundu ve nerede oldu bu? Malum CBS'miz var. CBS'miz üzerindeki bir katmanla veya birden fazla katmanla veterinerlikle ilgili şikayetleri bir noktada, temizlikle alakalı şikayetleri başka katmanlarda ve hangi mahallelerde temizlik şikayeti fazla geliyor. Şu an için ilk baştaki bizim amacımız istek şikayeti veya bilgi vermeyi hızlı bir şekilde sağlamak.